İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nden herkese merhaba. Bugün canlı yayında ikinci günümüz. Tercih yapan adayların sorularını cevaplamak için buradan elimizden geldiğince fakülte dekanlarımızla ve bölümlerden hocalarımızla bir araya geliyoruz. Bugün Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dayan Sunar ile birlikteyiz. Eğer Dayan hocamıza Fen Edebiyat Fakültesi'ndeki bölümlerle ilgili sorularınız olursa bize twitter.com/bilgiofficial ya da twitter.com/ifbilgi adresinden ulaşabilirsiniz. Dayan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fen Edebiyat Fakültesi birbirinden farklı birçok disiplini bir arada tutuyor. Fakültenizdeki bölümlerden kısaca bahsederek başlamak istiyorum. Yani matematikten edebiyata, müziğe kadar birçok bölüm Fen Edebiyat Fakültesi'nin içinde. Bölümlerden kısaca bahseder misiniz bize? İsterseniz onları listeleyeyim. Çok güzel olur. Bir yandan matematik ve finans matematik gibi fen tarafında bölümlerimiz var. Hı hı. Bir tarafta karşılaşmalı edebiyat, tarih, sosyoloji, psikoloji ve müzik gibi daha edebiyat, sözüm ona edebiyat tarafında var. Karşılaşmalı edebiyatın içinde de felsefe, kültürel incelemeler gibi konularda barındırılıyor. Ama hakikaten yani söylediğiniz şey doğru. Bunlar birbirinden epey farklı. Yani kardeş disiplinlerin olduğu gibi yani birbirinden çok farklı olan şeyler var. Ona rağmen hepsini birleştiren bir takım şeyler var. Yani o da zannediyorum hepsinin bir nevi temel bilim olmasından kaynaklanıyor. Bir başka şey bizim eğitime yaklaşımımız birbirine benziyor. Yani her bölümün ne kadar farklı oluyorsa da diğerlerine şu anlamda benziyor. Çünkü hepimiz öğrencilere bir takım şeyler vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerden de bir şeyler almaya çalışıyoruz. O vermeye ve almaya çalıştığımız şeyden bahsedersem daha geniş ufuklu bakış açısı, daha eleştirel düşünme, orijinal yazıları okuyup anlayabilmek, analiz edebilmek, çeşit bilgileri toplayıp sentezleme becerisini görmek istiyoruz mezunlarımızda ve onu vermeye çalışıyoruz. Onların içinde de geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hocam Fen Edebiyat Fakültesi biraz daha teorik bir bölüm gibi fakülte gibi kulağa geliyor. Bu uygulama pratik alanları nasıl oluyor ya da bu konuda ne diyebilirsiniz? Bu konuda ne diyebilirim? Bu çok doğru bir teşhis bir kere. Yani biz diğer fakülteler gibi mesleki eğitim vermiyoruz. Biz temel bilimlerde eğitim veriyoruz. Ama o demek değil ki uygulaması yok. Tabii ki var. Esasında bütün mesleki eğitim veren fakülteler bir anlamda fen edebiyatta okutulan, yani daha geniş anlamda çünkü bilgide bütün bilimler temsil edilmiyor mesela ama o fakültelerin, okulların öğrettikleri bir şekilde bu temel bilimlere dayanıyor. Örneğin mühendislik fizik ve matematiğe çok önemli bir şekilde dayanıyor. onun için uygulaması yok diyemeyiz. Ayrıca da aşağı yukarı direkt olan uygulamalar da var. Bir de zaten bu soruya ek olarak hani özünde bu bilim adamı ve akademisyen çıkacak gibi gözükse bile yani ben en azından mezun olduğum sosyoloji üzerinden gayet hani pratik uygulamalı meslekler de var hani sonuçta zaten. Ki diğer bölümlerde belki zamanla bahsedeceğiz tek tek. Yani hani bilim adamı da olabilirsiniz ama üniversitede kalıp başka alanlarda da çalışılabiliyor. Bu temel bilimlerde onu engellemiyor zaten.
diye. Hiç engellemiyor. Hı. Esasında iş dünyasını düşünsek, dün bir başka konuşmada duydum, çok önemli bir şey vardı. Amerika'da çok büyük bir anket yapılmış işverenlerin arasında. Orada yani yeni mezun, sizin işe alacağınız yeni mezundan en çok ne istiyorsunuz, ne görmek istiyorsunuz diye sorulmuş bu işverenlere. Ve büyük bir çoğunlukla kendini net, anlaşılır bir şekilde ifade edebilecek kişiler istiyoruz cevabını almışlar. Yani o işin hangi alanda olduğuna bakmadan ve fen edebiyatı olarak bizim vermeye çalıştığımız becerilerden en önemlisi belki bu. Düşünüp kendini net bir şekilde ifade edebilmek bizim amaçlarımızdan birisidir. Ama ayrıca da bu değişik bölümlerin gerçekten uygulamalı yolları var. Yani herkes bilim adamı ya da profesör olmak zorunda değil tabii ki. Normal. Gelen öğrenciler hep soruyorlar yani ne olabilirim bizim gibi bir bölümden mezun olan kişiler ne iş yapar ve gözlem imkanını bulduk seneler içinde. Sizin gibi sosyoloji mezunları mesela önemli bir kısmı bir şekilde medyaya giriyor. Ya da reklam alanı. Evet. Ya da reklama giriyor. Ya da geniş anlamda eğlence sektörüne giriyor. Ama çok ciddi araştırma yapan firmalar var ve kuruluşlar var. Kamu araştırmaları yapan ya da pazar araştırması yapan. Orada da iş buluyorlar. İşte kardeş mesleğinden, meslek demeyeyim de yani bölümden psikoloji mezunları da aynı alanlarda iş buluyorlar. Önemli bir kısmı. Onlar da başka uygulamalı yerlere de girebilir. Mesela rehabilitasyon merkezlerine, çocuk yuvalarına, mahkeme, aile mahkemesi psikoloğu olabilirler, hapishanelerde çalışabilirler. Yani böyle klinik psikoloğu bile olmadan bu tür uygulamalı şeyler oluyor. Dayan Hocam, tam siz psikoloji demişken, sizin de uzmanlık alanınız psikoloji. Bu bölümle ilgili biraz daha detay verebilir misiniz? Psikoloji aslında Fen Edebiyat Fakültesi'nin en çok tercih edilen bölümlerinden bir tanesi ve öğrenciler de sıklıkla soruyorlar. Mesela rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla psikolojinin arasında ne gibi farklar var ve siz psikoloji öğrencilerine burada ne gibi bir, nasıl bir eğitim yöntemi sunuyorsunuz? Tamam. Rehberlik danışmanlık psikoloji bölümlerinin hepsi eğitim fakülteleri içinde. Hı hı. Ve eğitim sistemin içindeki problemler ve o problemleri çeken öğrenci ve bir dereceye kadar herhalde öğretmenlerle ilgileniyorlar. Yani genel anlamda o fakültelerden, o bölümlerden mezun olanlar psikolog olmuyor. Eğitim sisteminin içindeki danışmanlık yapan kişi olarak mezun oluyor. Psikoloji mezunu çok daha geniş çaplı temel bilim temelini almış oluyor. Çünkü psikoloji her şeyden önce bir bilimdir. Uygulamaları çok. 3-5 tanesini saydım biraz önce ama onun dışında da spor psikolojisi var, sağlık psikolojisi var, trafik psikolojisi var, örgütsel psikoloji var, endüstriyel psikoloji var. Yani say bitmiyor. Bunların önemli bir kısmı ama yüksek lisans eğitimi de gerektiriyor. Şimdi psikolojik danışmanlık, rehberlik onu gerektirmiyor, yapılabilir.
eğitim fakültesinde ama olduğu için. Ama eğitim fakültesi içinde yine o devam ediyor. Bu saydığım ve saymadığım psikoloji alanlarının içinde yüksek lisans yapmak hem gerekiyor hem mümkün. Özellikle herkesin kafasındaki klinik psikoloğu olabilmek için kesin kes master yapmak lazım. Yüksek lisans yapmak lazım. 4 senelik lisans eğitimiyle hangi üniversiteden olursa olsun psikolog olarak çıkılmıyor. Yani bunu çok açık açık vurgulamak lazım. Bir kanun var. Klinik psikoloji tanımlayan ve kesin kes master derecesini arıyor. O insan lisans olarak psikoloji okumamışsa doktora istiyor. Yani bu çok özel bir durum. Herkes bunun farkında olmalı. Yani bu 4 senelik bir yol değil, 6-7 senelik bir yol oluyor. Bu klinik psikoloji için mi dediniz hocam? Genelde mi? Klinik için. Evet, diğerlerinde? Diğerleri mesela örgütsel ya da endüstri örgüt psikolojisi için yüksek lisans çok tavsiye ediliyor ve çok zaten talep ediliyor. Zaten o artık şeyin akademik sürecinde ya da modern hayatın bir parçası oldu yüksek lisansa evet, da devam etmek. Ama bir tek klinik psikoloji için bu yasal bir gereklilik. Öbürlerinde tavsiye, tercih yani yapılması gereken ama öbürü yasal. Siz daha iyi bilirsiniz zaten de hocam. Yani şeyde o kadar güçlü bir akademik formasyon var ki bence Fen Edebiyat Fakültesi'nde hangi bölüm olursa olsun. Üstüne işte o süreç içinde uzmanlaşacağınız hani bir alanı seçtikten sonra da yüksek lisansla yani çok bir sürü alan olabilir. Hani mezuniyetten sonra da oluyor. Ama tabii, bir de üstüne böyle yüksek lisansla iş daha da hani farklı alanlarda bir sürü evet, pozisyon çıktı yani modern hayatın bir parçası olarak. Ben de Fen Edebiyat Fakültesi'nden evet, mezun olup Türk Dil ve Edebiyatı'ndan iletişime daha kaymış bir aslında insanım. Yani onun temelini ikimiz de iyi kullanıyoruz. Disiplinler, psikolojiyle, sosyolojiyle, ben işte hatta müzikle. Evet. Ben işte sosyolojinin üzerine iletişimi koydum. Çok mutluyum. İletişim öğrencilerinin, bizim öğrencilerimizin meyili de aslında psikolojiyle çift anadal yapmak, yan dal yapmaktır. Yani çok, yani reklamcılık psikolojiden çok besleniyor. O yan dal, çift anadal konusuna açılmışken, buyurun lütfen. Onun üzerinde bir şey söyleyeyim. Çift anadal yapmak güzel bir şey, fakat hiçbir şekilde hiç kimsenin iki diplomaya ihtiyacı yok. İstiyorsa tabii ki yapılabilir. Ama biraz daha zaman alıyor. Herkes bunun farkında olmalı. Ve belirli bir kıstasları var. Yani baraj notları var vesaire vesaire. Yan dal aynı şekilde ama o standartlar o kadar yüksek olmayabilir. Çoğunlukla ben yan dalı tavsiye ediyorum çift anadal yerine. Bazı insanların hakikaten belirli istekleri ya da gerekleri oluyor. Ama biraz da seçmeli ders almak bence iyi bir şey. Çift anadal yaptıktan sonra o iki dalın dışında hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Halbuki biz Fen Edebiyat Fakültesi olarak, siz de bir parça iletişim fakültesi olarak başka fakültelerde aynı şekilde bütün okula açık olan seçmeli dersler sunuyoruz. Ve öğrencilerin onlardan faydalanması bence çok güzel bir şey. Çünkü üniversite bitirdikten sonra o lüksü nerede bulacaksınız? Yani ne bileyim müzik tarihini merak ediyorsunuz. Ders var. Ne bileyim Avrupa Birliği'nin tarihini bak. Evet, o fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Yani evet, böyle bir felsefe dersi alanı, nerede bulacaksın? Lisans dönemi. Bana. Hani böyle ana bölümünüz dışında evet olabildiğince. Yani ki bizim avantajlardan biri çok
geniş bir zaten seçmeli ders listemiz var. Evet. O bakımdan bilginin ve özellikle fen edebiyatının önemli bir özelliği bence bu genişliği teşvik etmemiz. Öğrenciler bir tek kendi bölümlerinde değil, başka bölümlerden faydalanmalarını çok istiyoruz. Hocam, bu arada bahsettik başta, bölümlerden birisi de karşılaştırmalı edebiyattı. Bu zaten alanında Türkiye'de yani ilk bölümlerden birisi. Onunla ilgili biraz daha bilgi alabilir miyiz? Bir de bunun yüksek lisans programı da var bu programın. Bir defa zaten çok havalı geliyor isim olarak ama ne oluyor orada, ne bitiyor sizden? Vallahi edebiyatı merak eden insanlar için bizim buradaki bölüm cennet gibi bir yer diye düşünüyorum. Çünkü hem Türk edebiyatı hem İngiliz edebiyatı hem de dünyadan seçme yani temsilen edebiyat parçaları inceleniyor. Çok modern, hatta postmodern eleştiri açısından da ele alınıyor. Ama yani bir tek bu şeyleri okumak bile çok zevkli bir şey olduğu için, yani edebiyatı merak edenler için çok güzel bir seçim. O mezun olduktan sonra ne olacağım denen diyor çok. Başında gelen bir yer ama o kadar da zor da değil. Çünkü o kendinizi iyi ifade etme meselesi var ya, bu bölümde güzel yazmayı, güzel yazıyı anlama pratiğiniz, beceriniz çok gelişiyor ve oradan çıkan öğrenciler editör oluyorlar, metin yazarı oluyorlar, hatta senaryo yazarı oluyor, roman yazarı ve şiir yazarı da oluyor. İşsiz kalmıyorlar. Dayan Hocam, Fen Edebiyat Fakültesi lisans eğitiminin dışında çok güçlü yüksek lisans programlarına da sahip. Karşılaşma edebiyat gibi, tarih yüksek lisansı gibi ya da klinik psikoloji gibi. Öğrencilere bu Bilgi Üniversitesi'ne son 2 yılda başlatılan 4+1 sistemiyle ilgili nasıl bir olanak sunuyorsunuz? Henüz değil. Çünkü bizim yüksek lisans programlarının çoğu 2 senelik. Onun için 4+1 olamıyor. Yani bir senelik bir çalışmayla derece alamıyorsunuz. Peki yani hani şimdi evet diğer bölümlerde fakültelerde başladı zaten, belki ileride değişebilirdi ama bu 4+1 evet. Ama zaten yani açıkçası ben böyle yüksek lisans yapmak isterdim tarihte de, karşılaştırma edebiyatta, o ayrı, 2 yıla da değer, 3 yıla da değer. Neyse, ona yine döneriz. Bir de hocam tabii tarih var. Özellikle hani tarih bölümü ya ben hani hep çok olumlu şeyler duydum. Çok güçlü bir akademik zaten bölüm. Çok, evet, bir de popüler kültür açıdan anlamında da son zamanlarda böyle dünyasında da böyle tarihe bir ilgi var. Doğru. Peki bizim tarih bölümü nasıl eğitim veriyor? Ne yapıyor? Hani biraz daha detay alabilir miyiz? Biraz yoğun bir eğitim veriyor. Onu söyleyebilirim. Osmanlı tarihine ciddi bir şekilde bakıyor ve çok şanslıyız o konuda. Dünya çapında tanınan Süreyya Hoca var bizde. Süreyya Faruk Hoca. Evet. Ama bütün bölüm çok uzman bir kadro ve bir tek Osmanlı tarihi, yani hem dünya tarihi hem Türkiye'nin ve Osmanlı'nın tarihi bugüne kadar getiren bir program sunuyor. Son olarak hocam, uluslararası bağlantılarla ilgili konuşmak istiyoruz. Bilgi uluslararasılığıyla bilinen ve bu konuda gerçekten güçlü olan bir üniversite, iddialı bir üniversite. Siz Fen Edebiyat Fakültesi'nde hem Erasmus hem Laureate bağlantılarının dışında ileride belki Liverpool programları gibi çift diploma programı sunmayı düşünüyor musunuz? Ve öğrenciler uluslararasılıktan nasıl faydalanıyorlar? Dediğiniz gibi Erasmus bağlantılarımız çok
neredeyse her bölümden çok sayıda öğrenci gidiyor, çok sayıda öğrenci geliyor. Laureate bağlantılarımızdan yeni yeni faydalanmaya başladık. Onlar da gelişecek. İleride umuyoruz ki Liverpool Üniversitesi ile bir çift diplomalı programımız psikolojiyle yapılabilecek. Fakat onun henüz onaylanmış hali alamadı. Belki de o olursa ve başarılı olursa başka bölümlere de açılır. Bu haberi o zaman gerçekleşmesini dört gözle bekleyeceğiz. Dayan Hocam çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Umarım izleyen öğrencilere, üniversite adaylarına faydalı olabildik. Bir de son bir kez şeyi tekrar edebilir miyiz? O Twitter hesaplarımızı da hani sorular için falan. Bize sorularınız varsa twitter.com/bilgiofficial veya twitter.com/ifbilgi adresinden ulaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince burada sorularınızı canlı yayında cevaplamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bu yayını kaçırdıysanız yarından itibaren Dayan Hoca'nın konuşmasını bilgi.edu.tr'de video olarak da izleyebileceksiniz. İstanbul Aynen. Bilgi Üniversitesi Santral şey Kampüsü'ndeyiz. Duyuru daha var. Buyurun, kulaklık i̇kide. Sende. Evet, saat 2'de birazdan saat 2'de canlı yayın olacak. Orada da meslek yüksek okulları. Meslek yüksek okulu ve Adalet Meslek Yüksek Okulu müdürlerimizle beraber olacağız. Evet. Santral Kampüsü'ndeyiz. İstanbul'da nem oranı %80 ama burası püfür püfür esiyor. Tek sorunumuz birkaç sinek. Bana da dandılar. Sürçülisan ettiysek affola. Diğer yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. Teşekkür ederim. Teşekkürler.